İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Dünyaya çalışmak. Allah adamlarından olan bu evliya zat bir günkü vaazında şöyle etti nasihat. Asla güvenmeyiniz hiçbir taatinize. Allah'a boyun bükmek yakışır zira bize. Gafletle yapıyoruz her ibadetimizi. Allah'ın merhameti kurtarır ancak bizi. Olmazsa büyüklerden bir şefaat ve yardım, yalnız amelimizle kurtulmak zordur yarın. Hiç kimse kurtulamaz asla tövbe etmeden. Yapmalı tövbeyi de ağlayarak yürekten. Büyüklerden biri de şöyle buyurmaktadır. Bizim tövbemiz bile bir tövbeye muhtaçtır. Alimlerin biri de buyurur bu mevzuda. Derhal tövbe eyleyin her ibadet sonunda. Sordular ki, efendim, birçok alim, evliya, hep kötülemişlerdir dünyayı ekseriya. Halbuki dünyaya da çalışmak gerekmez mi? Çünkü yaşamak için bu da icap etmez mi? Dünya kötü olunca bunun için uğraşmak, dinen mahsurlu mudur çalışıp zengin olmak? Buyurdu, hayır, asla. Mal kötülenmemiştir. Zira Cenab-ı Allah mala hayır demiştir. Kötü olan mal değil, ona gönül vermektir. Yani mal sevgisini kalbe yerleştirmektir. Halbuki nazargâh-ı ilahidir kalbimiz. Kalpleri kendisine mahsus kıldı Rabbimiz. Kalp, Allah sevgisinin ve imanın yeridir. Kalpte bunlar oldukça hayattadır, diridir. Halbuki sevmez Allah dünyayı zerre kadar. Ona ezelden beri etmemiştir hiç nazar. Madem ki bu dünyayı sevmiyor Rabbimiz de, öyleyse muhabbeti ne arar kalbimizde? Mühim olan insanda gaye, hedef, niyettir. Yani kulun gönlünde olan istikamettir. Yalnız dünyalık ise kişinin tek hedefi, o dünya adamıdır. Çok fakir olsa dahi. Çünkü sırf nefsi için dünyalık eder talep. Dünyaya yönelmiştir. Dünyayı düşünür hep. Birinin de gönlünde ahiret varsa eğer, dünya mali mülküne vermiyorsa hiç değer, olsa da onun pek çok malı, mülkü, makamı, ahiret adamıdır, değil dünya adamı. Çünkü çok malı mülkü olsa da onun yine, lakin sevgilerini sokmamıştır kalbine. İbrahim peygamberin davarları, malları,
doldururdu bir cümle ovaları, dağları. Lakin sevgilerini sokmamıştı kalbine. Verdi bir gün hepsini bir kez Allah diyene. Süleyman Nebi'ye de verilmişken saltanat, kalbinde zerre kadar sevgisi yoktu fakat. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali Keremallahu Veçe buyuruyor ki, her kim kötüyü yasaklar, fasıka kızar ve Allah-u Teala'nın yasaklarının hududu çiğnendiği zaman öfkelenirse, Allah-u Teala da o kulunun lehine gadablanır buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, hayırlı günler hocam. Mustafa Bey, hayırlı günler. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Efendim buyurun. Hocam şimdi siz diyorsun kurban hilal görmeden kesilmez. Ben de bu sene duydum sizden. Çok üzüldüm, ağladım bile. Vallahi çocuklar hiç kimse inanmıyor. Onu yok, onu şeye soruyor. İşte yok. Cinayete sordum falan fişman öyle senelerde kesiyor. Bizim kurbanlarımız havaya mı gitti? Birinci sorum bir. İkinci sorum da bir komşunun sorusu. Bu dişinde fidalı, dişi fidalı yaptırdı yani. Onun için Maliki mezhebine uyması gerekiyor mu? İki. Bir dakika. O, Bir dakika. O dişine yaptırmış olduğu şey dişi kapatıyor mu? Orada sanki böyle önce çıt çıtçılar olurdu biliyor musun hocam, bilirsiniz. Böyle o aynı onun gibi çıt geçiyor yani, diş onun üstüne geçiyor. Önce zaten vidalıyorlar altını, kökünü, kemiğe, çene kemiğine. Sonra da onun üzerine diş yapıyorlar, yapıştırıyorlar. Yapışıyor mu? Kapatıyor yani onu Maliki'yi taklit etmek gerekiyor. Tamam efendim. Üçüncü sorum da hocam 23 senedir ben namazımı kılıyorum. Allah'a çok şükürler olsun. Sizi dinleyerek başladım. Sizler sebep oldunuz. Vitir vacip de hangi surelere okumamız lazım? Ben günde mesela 2 kere vitir kılıyorum kaza kıldığım için. Bana sayarsanız hepsini de sureleri çok memnun olurum. Peki efendim. Mesela ben elemleşi biliyorum. Veddini falan biliyorum. İnna inzelnayı biliyorum. Onları okusam olur mu? Tabii olur. Tamam. Tamam, oldu. İyi günler. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm hocam. Buyurunuz, hayırlı günler efendim. Allah kolaylık versin. Dilleri bizden diliyorum. Inşallah. Teşekkür ederiz. Mustafa Bey'e saygılar, size saygılar. Teşekkürler. Buyurun. Bizim bir sorumuz vardı da ben geçmişte bilmiyorum ama dolgu yaptırmıştım. Ama temiz miydim, değil miydim? O usul abdestini aldığımdan emin değilim. Ben o zamandan sonra dolgularım falan düştü ama o namazlarım, şeylerim kabul olmuş mudur? Bir ikinci sorumuz da bazen insanların bu nefisleri falan değiyor da böyle bayağı bir rahatsızlanıyoruz o nazardan dolayı. İbadetlerimizi yapamak hale geliyoruz. Nazar mı değiyor, onu mu demek istediniz? Günaha girmiş olabilir miyiz? Nazar mı değiyor, onu mu demek istediniz? Evet. Nefisleri değiyor deyince. Aynen, pis değiyor, özür dilerim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Biz kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim şimdi... İmplant dedikleri şey hocam o. Öbürsü değil mi? İmplant deniyor ya. Dinleyicimizin anlatmaya çalıştığı oydu. Yani vida, önce kemiğe vida yapıyorlar. Sonra onun üzerine diş yapıyorlar. Taklit gerekir ondan. Efendim, dinleyicime ilk olarak, evet ben dedi, sizden yeni duydum dedi. İşte kurbanlarımızı dedi, hilali görüp. Efendim, hilali görmekten murat, vaktin girdiğini. Bu sadece kurban için değil, bütün ibadetler için bu böyledir.
Haccın da vakti var, orucun da vakti var, namazın da vakti var, kurbanın da vakti var. Bunlar ibadettir. Rabbimiz bunları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla vakitlerini keskin, net bir şekilde bildirmiş. Allah-u Teala'ya iman eden bir kimse, efendim şöyle yapsak olur mu sorusunu hatırına getirmemesi gerekir. Ha diyeceksiniz ki efendim uzun uzun düşündünüz. Şimdi orada düşünmemizin sebebi, hani bilmiyordur, böyle sorabilir. Onu mahsur olmaz. Ama kitaptan okuduktan ve öğrendikten sonra, ya evet Allah-u Teala böyle emretmiş, Peygamberimiz böyle bildirmiş ama ben şöyle yapsam daha iyi olur falan filan gibi. Bu şekilde böyle yapacak olursa, bu düpedüz Allah-u Teala'nın emrine muhalefettir. Peygamber Efendimiz'e muhalefettir. Ve küfre götüren bir bidattır. Ben daha iyi biliyorum diyorsun yani. Tabii ben daha iyi biliyorum diyorsun. Çünkü bunun en canlı misali iblistir. Allah-u Teala'nın emrine muhalefet etti ve tepe taklak oldu gitti. Dolayısıyla biz mesela naklederken, mesela Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde böyle problem yoktu. Niye? Çünkü zaten kadınlar vardı. Ve bu konuyla, yıldızlarla, astronomiyle ilgilenen, ayın, güneşin hareketlerini takip eden, bizzat gözleyen alimler vardı. Kadı Efendi bulunduğu bölgede, yani ihtimal ettiği kimseler tarafından hilal gözetleniyordu, ilan ediyordu. Muvakkitler vardı. Tabii muvakkitler vardı. Yani nenem bile aynı şekilde pratik kazanmıştı ya. Okuyup yazması yok kadının ya. Hilali gördüğü zaman bu bir günlük, bu iki günlük. Nereden biliyorsun? Öyle oğlum derdi. Öyle yani. Hocam zaten Allah-u Teala'nın işlerinde şey yok, muğlaklık yok ki. Yok ki. Yani vakitlerde de öyle. İnsan bazen anlayamıyor niye böyle bir şey soruluyor diye. Yani her şey net. Tabii. Net yani. Saati belli, dakikası belli yani. Tabii. Hala bunun üzerinde. Hatta mesela bir ara sormuşlardı, şimdi pek soran olmuyor da falan. İşte dijital telefon, saat neyse, hesap makineleri çoğaldı ya şimdi. Efendim diyor işte benim saatim falan. Arkadaş saatine değil. Allah-u Teala yarattıklarına itimat edeceksin. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Benim babaannem de, annem de, anneannem de. Yani okuyup yazmalar yoktu. Ama ya bugünkü hani Diyanet'inde var ya işte namaz vakitleri hesaplaması falan işte. Gittik de efendim İsviçre'de baktık da bilmem neydi falan da Feşmeken'de falan atıp tutturuyorlardı ya. Ya onlardan daha çok bilgiye sahiptiler. Niye? Çünkü görerek yetiştiler. Görerek işte. Allah-u Teala kol saatine bak veyahut da cep saatine bak yahut da aynı şekilde ne bileyim ben şeye elektronik saate bak diye emretmemiş. Güneşe bak demiş. Ya seher vaktini biliyorlardı. Allah-u Teala öyle yaratmış ki ben köy çocuğuyum. Şimdi şehirlere şey yapınca horozu morozu falan bilmez. Sadece ayıcık önüne konusu horoz eti onu bilir. Bir de bir resimlerini görür. Horoz hadis-i şerif bile var. Sövmeyin horoza diye. Allah-u Teala öyle yaratmış ki mesela babaannemlerden biz duyardık. İlk horoz öttü derlerdi. Şafak yaklaşıyor demektir o. Sabah namazı geliyor demektir. Seher vakti girmiş, yavaş yavaş aynı şekilde imsaha doğru gidiyor, sabah namazı vakti girecek. Tarlaya giderdik, şöyle bakardı, öğle vakti girdi, bakardı, ikindi girdi. Akşam, biz sonra mesela kitaplarda okuyunca bana çok onları anlamak rahat oldu. Sadece bir dedi falan yazıyor. Sebebine gelince biz nada zamanı, ondan sonra orak pişme zamanı falan dağda yatardık. Mustafa Bey mesela kitaplarda buyuruyor ki akşama mahsus şafak vakti. Şafak iki yerde kullanılmış. Bir sabah bir de akşam için kullanılıyor. Sabah şafak vaktinden önce zifiri karanlıktır. Şafakla beraber önündeki ağacı, gölgeleri görürsün. Akşam da o şafak kaybolduktan sonra hakikaten zifiri karanlık şey yapıyor. Bir metre ilerideki çalıyı devasa bir varlık zannediyorsun. Ama o şafak vaktinde ta uzaktaki dağların bile suyuletini görüyorsun. Bir müddet sonra o suyuletlerin hepsi kayboluyor. Sonra kitaplarda bunları okuyunca dedim ben bunu gözlemlemiştim. Gözümle görmüştüm. Yani Allah-u Teala çıplak gözle namaz vakitlerini, ondan sonra orucun başlayış vaktini, bitiş vaktini çıplak gözle halledersin bunu.
Efendim peki çıplak gözle haccın vaktini, tabii hilali gözleyerek onun da vaktini tespit edersin. Değil mi? Tabii. Kurbanın da çıplak gözle hilali takip edersin, onun da vaktini tespit edersin. Saate takvime ihtiyaç yok. Saatte bediyede salih kimselerin hazırladığı takvimlere itibar edilir buyuruyor. Salih kimselerin. Mesela Türkiye takvimi beş vakit namazını kılan ve namaz vaktinin gerçekten girip girmediğini çok iyi araştıran bir ekip tarafından hazırlanıyor. Öyle bir dertleri var yani. Öyle bir dertleri var. Bu dertle dertliler. Dolayısıyla hani namaz vakitlerinde ona bakıyoruz. Ona bakıyoruz. Ama hiç olmazsa bir de arada bir de güneşe bak ya. Değil mi? Evet. Arada bir de güneşe bak. Ve arada bir de hilale bak. Şimdi biz Kurban Bayramı'nda takvimlerdeki ki Türkiye takvimi salih kimseler tarafından hazırlandığı halde Türkiye takviminde yazıyor. Diyor ki Kurban Bayramı'nın birinci günü falan diye yazıyor. Hani bir tane dinleyicimizin birisi sormuştu ya, Türkiye takvimi böyle hilali gözetlenerek mi hepsi hazırlanıyor? Ha? Şeyden, Muharrem ayından başlıyoruz biz, uzay gemisini çıkıyoruz, ayı görüyoruz yazıyoruz, ay, yok ya böyle bir şey. Hesapla bu. Saadet-i Ebediye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o hesap yanlış değil. Ama İslamiyet, şeriat diyor ki, hilali gör, oruca başla, hilali gör, bayram et. Onun için hilali gözetiyoruz. Mesela daha önce Osmanlı döneminde kadılar olduğu için hilali aynı şekilde gözettiği için onlar ilan ediyordu. Efendim o zaman telefon yok. Ya her bölgede vardı kadı, tamam mı? Tabii canım. İstanbul'daki, İzmit'teki neyse kadı efendi gözetiyor. Ha görüldü mü görüldü, bitti. Oruca başlayın, bayram edin diyordu. Ben annemden uyumuştum bir gün dedi. Öğleye yakın haber geldi dedi Konya'dan köyler. Bugün aynı şekilde bayram diye dedi. Oruçları bıraktık dedi, bayram ettik dedi. Bir de insanlar eskiden mesela hicri takvimi biliyormuş. Şimdi siz kafanızı kaldırıp havaya, aya baktığınız zaman diyorsunuz ki mesela bildiğiniz için işte bu Rebu'l-Ahir ayının atıyorum işte onu. Üstünde mi yazıyor bunu, nereden bildin diyebilirler yani. Değil mi? Yani. İlk günden itibaren takip edersen. Takip edersen hangi Ekim'den sonra Kasım'ın geldiğini bilirsen. Tabii. Yani Rebu ile evvelden sonra Ahir'in geldiğini bilirsen. Tabii. O zaman onları bilmek lazım. Eskiden bir de bunu biliyorlarmış. Tabii biliyorlar. Takip ediyormuş. Yani. Şimdi zayıf da olsa, hani telafisi mümkün değilse, zayıf da olsa, hani bilinmediği zamanlarda, bu dinleyicimiz aynı şekilde ben bilemiyordum dedi, yeni öğrendim falan. Bundan sonra dikkat etmesi gerekir. Gerçi öğrenip de bu sefer de hanım öğrendi, bey işe yaptığı için herkes öyle yapıyor canım, beni ne ilgilendirir falan filan diyor. Herkes öyle yapıyor. Ha herkes cehenneme gidiyor, ben de cehenneme gideyim. Allah Teala selamet versin, yapacak herhangi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bir kavle göre zayıf da olsa böyle durumlarda araştırma şey imkanı yoksa yaptıkları ibadetin sahih olduğuna dair zayıf da olsa bir kavil var. Ama işin doğrusu öbür türlü. İşin doğrusu öbür türlü. Efendim dinleyicimiz ikinci olarak işte siz onu anladınız ya, implant mı diyorlardı, ne diyorlardı. Evet. Ve o kapatıyor. Kapattığı için de mutlaka şey olması gerekir. Taklit etmesi gerekir. Efendim peki Şafii mezhebinin taklidi yok. Şafii mezhebinde gusül ağzını çıksın yıkamak farz değil ki. Farz değil. Maliki de farz değil. Ama Hanefi de ve Hanbeli de farz. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman, Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman dişini doldurttuğu zaman, kaplama yaptırdığı zaman, implant yaptırdığı zaman veyahut da dişinde bazen bir şey oluyor, orasını çekiyor, orayı yapıştırma yapıyor, orayı kapatıyor. Böyle bir durum olduğu zaman hangisini öğrenmesi kolaysa, mesela Maliki mezhebi Hanefi mezhebine yakın, yakın olduğu için kusül, abdest ve namazda Maliki mezhebini taklayacak. Mezhep değiştirmeyecek, Hanefi'den çıkmıyor zaten. Hanbeli mezhebindeki de Şafii mezhebi Hanbeli mezhebine biraz daha yakın. Hanbeli mezhebindeki de Şafii mezhebini taklit edebilir, edebilir. Peki Maliki de taklit edebilir mi? Edebilir. Hanefi mezhebinde olup da Şafii taklit edebilir mi? Edebilir. Onda problem söz konusu değil. Niçin? Gusül olmayınca abdest ve namaz olmaz. Çünkü Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde gusül abdestinde ağzının içerisini yıkamak farz. Bir ibadette farz yerine gelmediyse o ibadet yapılmamış olur. Yani gusül yok. Usul olmayınca abdest olmaz, namaz da olmaz. Onu kurtarmak için mutlaka taklit etmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Diyelim ki eskiden yapılıyordu, artık şimdi yapılmıyor. Altın diş yapılıyordu ya. Hmm. Altından diş yaptırıyor adam.
onunla vefat etse bu kişi, onunla gömülmesi veya defnedilmesi uygun değil, değil mi? Değil. İmplantları sökemezsin. İmplantlarda da onu soracaktım. Yani. Onu sökemezsin. Çünkü vidalanmıştır ve ancak ne olur? Hani benim ağzımda da var. Mütaharrik. Yani girip çıkan, ne diyorlardı ona? Takma diş. Onlar çıkartılır. Ziynetle şey yapılmadığı için, hani diyelim ki öyle bir şey ki adam öyle bir şey yapıştı, mümkün değil. Cenazeyi de eziyet etmenin bir alemi yok yani o zaman. Cenazeyi de bir eziyet etmenin bir alemi söz konusu değil. Mesela onlar altın değil zaten. Hani implantta. Çivili tabutla, hatta çinko tabutla. Bunlar gömmek uygun değil. Çivisiz tabut, nemli toprak veya kaygan yerler varsa, bu çivisiz tabuttan murat, tahtaların birbirlerine geçmesi için ağaç çivi kullanıyor. Yani birbirlerini o şekilde geçiriyor. Meyit onun içine konuyor. Geçmeli. Geçmeli. Kabre indiriliyor. Kabre indiriliyor ve o şekilde bırakılıyor. Yani bir yerde hani sarpmayı tahtayla kapatıyoruz ya, meyit de tahtanın üstünde kalıyor. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki nemli topraksa meyitin cesedinin geç çürümesi evladır. Nem vücuda temas ettiği an çürümesini hızlandırır, kolaylaştırır deniyor. Hani mesela Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi kaygan oluyor. Nemli oluyor. Ha, böyle yerlerde şey olabiliyor, söyleyiver. Tabutla. Çivisiz tabutla gömülebiliyor. Ama öbür tabut o uygun değil. O zinettir deniyor. Şeyde bundan 2-3 sene önce, senelerde çabuk geçiyorsa, 2 sene mi 3 sene bilemiyorum da, bu Grönland dedikleri yerler var ya. Grönland. Grönland dedikleri yerler, artık orada buzdağları da var falan. Kuzey yarım küre. Yani orada yer kalmamış cesetleri gömecek, cesetler çürümüyormuş. Donuyor çünkü. Donuyor. Öylece kalıyor. Soğuk yani. Yani ölmeyin der gibi bir şey ediyorlar. Ölecek. Yani koyacak yer bulamıyorlar. Koyacak yer bulamıyorlar. Ama Cenab-ı Hak bize öyle bir coğrafya ihsan etmiş ki ceset çürüyor. Onun üstüne bir başkası defnedilebiliyor mu? Edilebiliyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah yolunda bir adım atmak. Mümin illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillet de zelil olmak, hakarete uğramaktır. Hakiki mümine mürtetler, münafıklar, hatta bazen Müslümanlar da hakaret eder, ayıplar. Bu müminler için bir saadettir. Bilakis böyle olmazsa iyiye alamet değildir. Hele hele büyüklere dil uzatılması bu yolun şanındandır. Nitekim Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da, hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli idi, niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o, Allahü Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allahü Teala'nın dinine hizmette çok çile vardır. Bu hizmet çok gayret ve fedakarlık ister. Eğer büyüklerimiz bu çileyi çekmeselerdi, evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmeselerdi, can ve mal feda etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Eshab-ı kiram, Allahü Teala'nın kulları yanmasın diye Arabistan'dan çıkıp Anadolu'ya, İspanya'ya, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, dünyanın her yerine bir daha geri dönmemek üzere dağıldılar. Buralarda şehit oldular. Bize kadar gelen bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını yaymazsak, insanlar Müslümanlığı öğrenmeden, işitmeden cehenneme giderse bunun vebali hepimizin üzerine olur. İnsanlara dinimizi doğru olarak bildirmeye mecburuz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri,
Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan en kestirme yol, onun kullarına iyilik etmektir buyuruyor. Herkese iyilik edelim. İbadet ediyoruz ama Allahü Teala'ya arz edecek, kabule layık hiçbir ibadetimiz yoktur. Bir bardak temiz suya bir kıl düşse o suyu içemeyiz. İşte ibadetler de böyledir. Temiz ve katışıksız, sadece Allah rızası için olmalıdır. Böyle halis niyet etmekse çok zordur. Onun için ana baba duası almalı, herkesten dua istemeli. Bir müminin duasıyla yapılan bir iyilikle Cenab-ı Hak bizden razı olursa maksada ulaşmış oluruz. Bütün dünyayı sadaka olarak vermek, Allah yolunda onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aradaki fark çok büyüktür. Denizle damla arasındaki farktan daha büyüktür. Dinimizde niyet çok önemlidir. Ahirette amelin çokluğuna değil, niçin yapıldığına bakılacaktır. Niçin sorusuna verilen cevap olumluysa, yani Allah içinse, yapılan şey uyumak gibi mübah bir şey de olsa sonu iyidir. Şayet cevap olumsuzsa, yapılan şey ibadet de olsa sonu kötüdür. Bütün dünyalık görünen işler bir niyetle ahiret olur. Bütün ahiret işleri de bir bozuk niyetle dünyalık olur. Allahü Teala'nın kulları arasında en çok sevdiği, onun kullarına hizmet edendir. Hizmetin, iyilik etmenin pek çok çeşidi vardır. Selam vermek, müsafaha etmek, hastalığında ziyaret etmek, ilgilenmek, cenazesine gitmek, evine davet etmek, yemek yedirmek ve ziyaretine gitmek çok kıymetlidir. Hatta büyüklerden bir zat, bir mümini Allah rızası için ziyaret edene Allahü Teala o kadar sevap verir ki, Allahü Teala'nın bu rızasından dolayı gökten yere inen bir ampul olsa, o ampulün nurundan, ışığından güneş kararır buyururdu. Ziyaret mutlaka fiilen gitmek değildir. Gitme imkanı yoksa telefon etmekle, mail yazmakla ziyaret edilmiş sayılır. Yazışmak görüşmenin yarısıdır. Bir Müslümana elbise almak, ayakkabı vermek de yine iyiliktir. Ama bütün bu iyilikler Allahü Teala'nın kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak için atılan adım yanında deryada bir damla değildir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri bu zamanda yapılacak en karlı, en faydalı iş insanları sonsuz felaketten kurtarmak için çalışmaktır buyuruyor. Alimler, evliya zatlar bütün rahatlarını, zevklerini terk ederek insanların kurtulması için çalıştılar. Bu kadar uğraşmalarına sebep merhametti. İnsan bir kedinin bile ateşte biraz yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın sonsuz yanmasına nasıl dayanır? İmanın kuvvetli olmasının alameti bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekr Sıddık Müslüman olunca, "Ya Resulallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim mi?" dedi. Eğer bunun için uğraşmıyorsak, bizim imanımızda bir noksanlık var demektir. Aldığımız nimeti başkalarına yayarak sorumluluktan kurtulmalıyız. Başkalarını kurtarmanın en güzel yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını vermektir. Kitap vermek defalarca anlatmaktan daha iyidir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, bir dinleyicimizin yayından önce aramıştı da bir sorusu var, önemli onun açısından. 40-50 yaşları arasında bir çift düşünün, yani karı koca. Soruyu soran erkek. Eşi işte sosyal medya falan filan derken birine takılmış, zina etmiş. Bunu da itiraf etmiş sonra. Bu da onu boşamaya kalkıyor. Kadın çok pişman olduğunu söylüyor. Ben ettim, sen etme diyor. Çocukları da var. Dinen diyor, ben bunu diyor bir kereye mahsus affetsem. Hani işte kitaplarda falan da yazıyor ya, deyyus mu olurum ben diyor. Buna göz yummuş mu olurum diyor. Şimdi dinim İslam, bu soru geldi. Bunu herkesin lülüm etmeni, söylemenin de bir alemi yok. Özel olarak aynı şekilde.
cevap da verildi kendisine. Bu nikahına bir zarar vermez. Erkek de zina ise, kadın da zina ise nikah bozulmaz. Nikah bozulmaz. Ha büyük günah evleri yapmış oldu elbette. Şimdi kitapları okumuş olsa böyle bir soru da sormaz. Deyus diye kime denir? Karısı kızı onunla bununla yatıyor, bu da ses çıkarmıyor. Böylelerine deyus denir. Ama kadın zina etmiş, aklı başına girmiş, tövbe etmiş. Affederek evliliğine devam etmesine izin vermek deyusla bir alakası yok. Merhamet etmiş olur. Ha o zaman dikkat edin. Nitekim öyle bir günah işleyip de tövbe eden, hatta derecesi yükselen evliya olan bile var. Evliya olan bile var. Dolayısıyla hani hanımı da pişmansa, gerçekten samimi ise, çocukları da varsa evliliklerine devam ettirebilirler. Nikahlarına bir zararı yok. Ama her ikisi de tövbesiz ifrar edip tecdi iman, tecdi nikah yapmaları iyi olur. Yani onun dışında şimdi Anadolu'da bir tabir kullanılır da alışmış kudurmuştan beterdir. Gayrimeşru yani zina nefsin hoşuna gider. Nefis oradan vurur. Yani, günahı işler, sonra pişman olur. Ama sonra gene nefsi oradan vurur. Yine işler. Gene işler. Böyle bir durum söz konusuysa yok. O kapıyı kapamalı. Yani yok öyle değil. Bir hata neticesinde zuhur ettiyse tamam. Şimdi esas benim anlatmak istediğim böyle konularda. Biz yıllardır anlatıyoruz. Allah Teala yarattığını en iyi bilendir. Çünkü o yarattı. Kadın kullarında, erkek kullarında o yarattı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde kadın kullarının sadece 18 erkekle görüşebileceğini bildiriyor. Erkek kullarının da 18 kadınla görüşebileceğini bildiriyor. Ve kadın kullarının da mahremsiz olarak sefere çıkmamalarını buyuruyor. Şimdi din yok. Din olmadığı için ben giderim, ben yaparım, ben şöyle yaparım. Ben hep ben türküsü. Ondan sonra da ya bir otel odasında, ya sevgilisinin odasında, ya bilmem nerede bıçaklanmış, gebertilmiş olarak görülüyor. Daha dün haberlerde vardı. Yok efendim şeydi, neydi Mücevher, kimiymiş, neymiş falan filan. Sevgilisi İsviçreliymiş falan. Yani dinle minle falan alakası yok. Efendim işte gemiden attı mı, atıldı mı, atladı mı, düştü mü, düşmedi mi falan deyip duruyorlar falan. 70 yaşında bir kadın bir de. Ha bir de 70 yaşında bir kadın. Şimdi seninle sevgili olan adam ne, acaba niye olmuştur diye bir düşün yani. Değil mi? Yani. Hiç. Şimdi takip ettiği yol berbat bir yol. Yani orası felaket bir yol. Birbirlerini kandırmak. Nefsin isteklerini. Sonra ne olacak? Nefis aynı şekilde halde. Birbirine 70 yaşında karıya bakacağım diye. Şu mücevherler şey mi oldu? Karıyı ittireyim ben. Gideyim aynı şekilde. Daha kaza geçtim. Süsü veririm. Kaza süsü veririm falan. Efendim işte modern bir adam Avrupalı İsviçreli hem de değil mi? Ya Allah'a iman etmekten sonra Avrupalı olsa, Amerikalı olsa, efendim Türkiye'de bilmem kaç üniversite bitirse, Türk olsa, Kürt olsa ne olur? İmanı yoksa hepsi aynı şekilde gaddardır, zalimdir, haindir, merhametsizdir, şefkatsizdir. Değil mi? Sen gayrimeşru yaşayacaksın, bunun bir karşılığı olmayacak. Neydi? Su testi su yolunda mı kırılır? Evet. Su testi su yolunda kırılır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın men ettiği, haram ettiği fiilleri sen meşru kabul edersen. Şimdi bir de mesela TikTok, efendim diyor bana diyor işte müstehcen şeyler yazıyor. Ne yazacaktı peki? Hatırıma ne geliyor biliyor musun? Öldü gitti Süleyman Demirel'e işte bir dışarıdan başbakan ne gelmiş efendim diyorlar hani elini sıktınız. Neresini sıkacaktım ya diyor. Daha önce elini bile sıkmam demiştin de işte, sıktınız demişler. Evveliyatı öyle. Evveliyatı öyleydi. Neyse. Evet. Şimdi sen Allah-u Teala'nın yasak ettiği her fiili işliyorsun. Sonra bana bela gelmesin. Olur mu öyle şey ya? Herkes hani Beldana Hazretleri hep anlatıyoruz ya Harun Işık Hazretleri nereden geliyorsun diyor. İşte ben diyor ahiretten geliyorum. Nereye gitti? Cehenneme diyor. Niçin diyor ateş almaya gittim diyor. Diyor ateş ateş yok elini vermediler mi? Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Daha dünyada görüyoruz ya. Daha dünyada görüyoruz.
efendim işte fiziğine güveniyor, bilmem nesine güveniyor falan falan feşmeken, ama netice itibariyle sonra belalar gelmeye başlayınca böyle polis neredeydi, jandarma neredeydi, hak neredeydi, adalet neredeydi falan. İyi arkadaşım, sen başkasının hakkına girerken, başkasını zıvanadan çıkartırken, başkasını tahrik ederken bunlar hak hukuk değil miydi? Efendim benim hakkım, ha. Sen git bir tek başına ince git Afrika'da bir bulabilirsen bir tek cumhuriyet kur. Orada ne halt edersen et, değil mi? Yapabilirsin. Burası belli bir aynı şekilde insanların beraber yaşadığı bir yerdir. Hepimizin hürriyeti başkasının hürriyetiyle sınırlıdır. Ben istediğimi yapamam, sen de yapamazsın, kusura bakma. Efendim yaparım. Ha, yaparsan bıçağı yersin, tabancayı yersin. O kadar yani. Başka bir şey de yok. Dün vardı haberlerde, burnunu çekmiş, araba şey yapıyor, kaza yapıyor, arabasını dövüyor. Ahmak çok böyle. Ahmak çok böyle. Maalesef. Allah'ın gittikçe de çoğalıyor. Evet. Bir tane televizyon programından da birisi bir parça göndermiş de onu izledim. Programı düşmüşler. Bu öğleden sonra yayınlanan programlar var ya, onlardan birisi. Kadın diyor ki, karşı karşıya oturtmuşlar bunları. Kadın diyor ki, ben diyor sosyal medya üzerinden diyor adamın bunun diyor fotoğrafı diyor bir fotoğraf paylaşmış diyor, bu benim diye diyor. Çok yakışıklıydı diyor. Bir gittim yanına diyor, bu çıktı diyor. Karşıma diyor. Şimdi, sunucu da iyi bir soru sordu yani. Yakışıklı olsa olunca dedi hemen gitmek mi lazım falan dedi kadına. Tamam mı? Yani sen işte öyle sosyal medya üzerinden tanırsan ahlak mahlak olmazsa. Tabii böyle yani. Tabii. Allah-u Teala hidayet nasip etsin, anlayış versin ya. Sosyal medya ayarını bozdu milletin. Kadınların özelliği. Ve bu zaman da işte Emel abiler hep buyuruyordu. Yani herkesin kendine, çoluğuna, çocuğuna baba olma zamanı. Evet. Ateş çemberinden geçiyorsun. Aynen. Ateş çemberinden. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir sual daha vardı. Vitir namazında da hangilerini okuyabilirim, sureleri? Bütün hepsini okuyabiliriz. Yukarıda işte mesela, El-Hakümü Teke biliyorsun. El-Hakümü Teke ve El-Asr inna atayna. Birinci rekatta El-Hakümü Teke, ikinci rekatta ve El-Asr, üçüncü rekatta inna atayna. Veya birinci rekatta ve El-Asr, ikinci rekatta inna atayna, üçüncü rekatta İhlas okuyabilirsin. Birinci rekatta El-Emtere, ikinci rekatta Lilafi, üçüncü rekatta Tebbet okuyabilirsin veya İhlas okuyabilirsin. Birinci rekatta Eray Tellezi, ikinci ve üçüncü rekatta Kur'an-ı Sürfelak, Kur'an-ı Sürfelak nasıl okuyabilirsin. Veya birinci rekatta Eray Tellezi, ikinci rekatta İnna Atayna, üçüncü rekatta Kulhuallahu Ahad okuyabilirsin. Yani onu ayrıca böyle bir şablon yok. Yani bitirdiğini okurum. Yani bunların hepsi okunur. Efendim ben Elemle Şah'ı biliyorum. Birinci rekatta Elemle Şah, ikinci rekatta İnna Ezelle, üçüncü rekatta Vel Asr okunur mu? Okunur. Bir mahsuru söz konusu değil efendim. Efendim gelelim son dinleyicimiz son. Ben dedi geçmişte bir dolgu yapmıştım fakat dedi o zaman dedi gusül abdestim var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Efendim gusül abdesti olsa da olmasa da yani ona bir şey yok. Yani muayyen haldeki veya cünüp haldeki kadın ve erkek gidip dişini doldurtabilir. Gusül abdesti alırken maliki taklit edecek, o kadar yani. Taklit etmediyse efendim işte abdesti miydim değil mi? Onun bir şeyi yok ya. Ya mescidin nevesi gibi değildir. O piyasadaki hoca görünenlerin söylediklerine itibar etmemeli. Cenabetten kurtulmuyorsun. Taklit etmediği müddetçe cenabetten kurtulmuyorsun. Efendim bu bir alakası yok diyenlere itibar etme. Bunlar din hırsızı. Dini bilmeyenler. Saadet-i Ebediye kitabının gusül bahsinde uzun uzun anlatılmış. Orası okunursa mesele daha da iyi anlaşılır. Efendim gelelim. Dinleyicimiz nazar değen kimsenin de günahı olur mu? Sualini öyle anladık, değil mi? Şimdi efendim, nazar haktır. Gözden çıkan bir şuadır. Eğer bir kimse tecrübesiyle kendi nazarının değdiğini görürse, onun için bir şeye bakarken hep maşallah demeli. Ama şöyle derse ki, ha benim nazarım geçiyor, ona bakayım da onu tepetaklak ettireyim derse elbette günaha girer. Cenab-ı Hak onu da aynı şekilde onu yaratmıştır, onu kötüye kullanıyor. Ama nazarı değdiğini biliyorsa, yani bir şeye bakarken hadis-i şerifte bildiriliyor. Buyuruyor ki yani bir şeye bakarken hemen maşallah deyin. Çünkü o maşallah deyince Allah-u Teala'nın dilemesiyle deyince gözden çıkan o şua kaç frekansta çıkıyorsa o maşallahın yayınlamış olduğu frekans onu durduruyor. Nasıl bir şeyse ne çıkıyorsa onu bilmiyoruz. Yani gözden çıkan şuayı o maşallah ifadesindeki manyetik alan mı de, frekans mı de, ne dersen de, o onu aynı şekilde nötr hale getiriyor. Peki bunu bildiği halde bunu yapmazsa,
Aa, ben bir bakayım işte onun çanağını çömleğini kırayım ya da onu tepe takla getireyim diye kötüye kullanıyor isen elbette ki vebali vardır. Bu sadece onda değil ki. Allah-u Teala güzel bir ses vermiş. Onu haram şeylerde kullanıyorsan vebali var. Göz, haram şeylere bakıyorsan vebali var. Kulak, haram şeylere kullanıyorsan vebali var. Dil, gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, suizan ediyorsun, ona buna hakaret diyorsun. Hesabı var, hesabı var. Yani bütün organlar böyle. Bütün organlar böyle. Allah-u Teala hepimizin Allah işini artırsın. Tamam. Ve Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdiği şekilde hareket etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Görülmese bile çok hakkında çok konuşulan birine de nazar değer mi? Mustafa Bey, yapılan işe de bakıldığı zaman nazar değdi, kitaplarda yazılı. İhtiyatlı davranmak iyi olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.